Herkese merhabalar. Çok uzun bir ayrılık sürecinden sonra nihayet Ankara'ya döndüm. İş yerindeki akvaryumun karşısına geçtim ve sizin için küçük bir video hazırladım. Bu ayrı kaldığımız süreçte birçok arkadaşım biliyor, askeri personelim ve Mart ayından beri 6 aydır neredeyse şehir dışındayım. Bu süreçte bu akvaryuma sadece su tamamlaması yapıldı arkadaşlar. Yani şimdi göreceksiniz videonun devamında bir şamandıralı su tamamlama sistemimiz var. Buna sadece su ilavesi yapıldı. Bakın ladder'ın renkleri ne kadar güzel görünüyor. Karideslerimizin keyfi yerinde. Karnında yumurtası var. Bunda yok. Bakayım şöyle bir. Keyifler yerinde. Bu süre zarfında en çok sorulan sorulardan bir tanesi, deniz akvaryumu kurarken en çok hangi malzemeye ihtiyaç duyuyoruz veya en az hangi malzemeye ihtiyaç duyuyoruz şeklindeydi. Daha önceki videolarda da anlatmıştım. Deniz akvaryumu kurarken ihtiyaç duyulan malzeme, örneğin şu küçücük beyaz şamandıra ne kadar ihtiyaç duyuyorsak protein toplayıcıda o kadar ihtiyaç duyuyoruz veya kuma kayaya ne kadar ihtiyaç duyuyorsak aydınlatma sistemine de o kadar ihtiyaç duyuyoruz. Bunları birbirinden ayıramıyoruz maalesef. Deniz akvaryumu doğal dengenin kurulması, yani doğal denge sağlanması üzerine kurulmuş bir sistem. Bu doğal dengeyi sağladıktan sonra bakın gördüğünüz gibi hiçbir şey yapmasanız bile sadece su ilavesiyle her şey çok daha normal, stabil bir şekilde ilerliyor. Geçen sefer denizden getirdim bu deniz kestanelerim, deniz yıldızları, o şapka midyemiz falan, hepsi keyfi yerinde. Bu Dunkin mercanın biraz keyfi kaçmış. O suyun üst seviyesine biraz yakın yere koymuşum. Onu aşağıya doğru aldık. Yakın zamanda toparlayacaktır. Çok akıntıyı sevmiyor onlar yukarıda. Demek istediğim, deniz akvaryumu kurarken zaten birçok arkadaşım, ben dahil, hepimiz tatlı su akvaryumunda uzun uğraşlardan sonra bu hobiye merak salıyoruz. Kaşınıyoruz yani açıkçası. Deniz akvaryumu kurduğumuz zaman da işte protein toplayıcı, aydınlatma, akıntı için güzel bir dalga motoru, sampımız varsa kafa motoru veya ihtiyaç duyduğumuz bakteri kültürleri, tuz ölçerimiz, bunların hepsi bir bütün arkadaşlar. Bunları ayıramıyoruz maalesef. Ve güzel akıntılı, güzel aydınlatmalı ve litre olarak düşündüğümüzde balıkların ihtiyaç duyacağı litrede, yani bir akvaryuma 30 tane balık koymak da çok mantıklı değil. Daha önceki videolarda bunlardan bahsetmiştim. Böyle güzel bir denge kurduktan sonra tatlı su akvaryumlarından çok daha kolay devamı sağlanabilir bir deniz akvaryumumuz oluyor. Şu kayanın suyun üzerine çıktığı noktayla alakalı kafamda çok büyük soru işaretleri vardı ve korktuğum başıma gelmedi. Hiçbir sakal yosun problemi yaşamadım. Gayet de güzel bir Türk bayraklı karda kayalıklarımız var orada. Yeni videolarla yakın zamanda yeniden buluşacağız. Aklınıza takılan, sormak istediğiniz noktalarda lütfen aşağıdan yazın. Elimden geldiğince kısa kısa videolarla yardımcı olmaya çalışacağım. Görüşmek üzere.